Hayırdır? Arada bir yapıyor böyle. Maaş basmıyor. Değiştir artık bu külüstürü. İnsan kendinden yaşlı arabaya biner mi be oğlum? Bana bakma öyle. Ben seviyorum külüstürü. Çok havalı. Ya bakma sen. Ferit abi de sever. Ama işte bende kafa buluyor. Aslında halledilir de biraz uğraşmak lazım. Boş ver, elini yağ bulama şimdi. Ben bırakayım sizi. Öyle mi diyorsun? Söyleriz, çocuklar alır şirketin garajına çeker. Sen de bu vesileyle şirkete uğramış olursun yarın. Ha, şirket. Peki. Hadi. Yavaş yavaş atlatıyormuş gibi. Hatta ben öyle düşünmek istiyorum. Hepimiz onun iyiliğini istiyoruz. Ama yanımızda olsaydı bu süreci daha hızlı atlatırdı. Şimdi içim hiç rahat değil. Evet abi, benim de. Benim de. O Hakan'ın... Kendi öz yeğenimiz o herifin arabasına binip gözümüzün önünde gidiyor ya. Yani düşündükçe insan hala kafayı yiyecek gibi oluyor. Senin niye sesin çıkmıyor hiç? Bilmem. Daldım öyle. Camdan dışarı bakmak iyi geldi. Onun daha iyisi de var. Neymiş o? Camı aradan kaldırma. Rüzgarı hissetmek. Rüzgarı hissetmek. Hatta ondan bir iyisi daha var. O da şu. Deniz, ne yapıyorsun? Girsene içeri. Deniz. Deniz, ne yapıyorsun? Aa, sen de gelsene buraya. Başta bir rüzgar esiyor ama daha sonra alışıyorsun. Kollarını da aç. Yeni kullandığım arabalarda yapamıyorum da. Asuman'la her konuşmadan sonra bunu yapmalıyım. Kesinlikle. Tamam, aşağı. Tamam. Delirmişsin sen. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Etmelisin. Efendim? Ha, tanıdım, tanıdım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne oldu? Abi Aliye, provadan sonra böyle biraz fazla kaçırmış. Kimse de zapt edememiş. Sen beni bir yerlerde bırak, ben taksiyle fırlarım yanına. Deniz, olur mu öyle şey? Ben de geleyim seninle. Merak ettim Ali'yi. Nazlı abla, beraber gidelim.